Bu proje Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Doğan Soydan, Melek Anamın Ekmeği. Köyümüzdeki toprakların çoğu köylülerimizin değildi. Öküzü olup da kara saban koşabilenler toprak sahiplerinin ortakçılığını yaparlardı. Bizim ne tarlamız, ne öküzümüz, ne de kara sabanımız vardı. Babam köyde dirlik düzen kuramayacağını anlayınca ilçeye gidip bir ev kiraladı. Birkaç gün sonra da bizi ve eşyalarımızı Arif Usta'nın kamyonuna yükleyip ilçeye götürdü. Şimdi o kamyonun rengini bile unuttum. Yalnız Arif Usta'nın boyu posu hala gözümün önünde. Bu kamyon benim ilk gördüğüm ve minik ağrılarımı sırtıma yüklediğim ilk motorlu taşıttı. Uzun uzun tahta sergenler, çalı süpürgeleri, kara bir kazan. Anamın bizi içinde çimdirdiği meşe kütüğünden oyulmuş bir tekne. Üstünde bir top nazarlık sallanan beşiğimiz ve üç kat yataktan oluşan eşyalarımız kamyonun ancak bir köşesini doldurabilmişti. Bizi nasıl bir yazgının beklediğini bilmeden gidiyorduk. Kamyon hızlandıkça artan esinti, aylardır makas yüzü görmemiş saçlarımızı efil efil savuruyordu. Ayrıldığımız andan beri gözümü üstünden hiç ayırmadığım köyümüz, biz uzaklaştıkça küçüldü, küçüldü. Sonra da yoğun bir toz bulutu içinde kalmış gibi gözümüzden silindi. Doğup büyüdüğüm, ağlamayı, gülmeyi, yürümeyi öğrendiğim köyümüz, az önceye değin içinde yaşadığım, dokunduğum, konakladığım bir gerçekten şimdi düşlerime karışmıştı. Onu artık göremiyordum ama bütün çizgileriyle gözümde somutlayıp duruyordu. Enginova'nın ortasında bir kambur gibi durup duran Atlas Gediği'nin öte yüzünü açtığımızda artık köyümüzü, evimizi değil, evde yapayalnız bıraktığımız Melek Anam'ı düşünüyordum. Onu düşündükçe dolu kan gözlerim, içimde biriken duygularımı ele vermeye hazırlanıyordu. Melek Anam benim anneannemdi. Babam Melek Ana dediği için biz de öyle ünlerdik onu. Gün görmüş, yetişmiş dul bir kadındı. Kocası yıllarca önce ölmüş. Oğulları, kızları evlenmiş, her biri ayrı bir yuva kurmuş. Melek Anam, annemden çok babamı sever, ondan başka tutunacak dalım yok deyip dururdu. Annem, Melek Ana'nın çok hakkı var sende. Sen onun elinde büyüdün dedikçe sevgisi özüme daha da yerleşirdi. Ceyhan'a düşer de boğulur diye diye akşama dek ardımda gezer, benimle yatar, benimle kalkardı. O bensiz, ben onsuz, erinçli olamazdık zaten. İlçeye yerleştikten sonra sık sık köye, Melek Anam'ın yanına kaçmaya başlamıştım. Her gidişimde fırından sıcak bir ekmek alıp çantama atardım. Bu, Melek Anam'a götürebildiğim en güzel hediyemdi. O da öyle alışmıştı ki buna, evine vardığımda ''Ekmek getirdin mi?'' diye sormazdı ama bana sezdirmeden çantamı yoklardı. Çoğu kez eli boş çıkardı Melek Anacığımın. Çünkü ona aldığım ekmeği, içinden geçmek zorunda olduğum çiftliğin köpeklerine rüşvet verirdim. Bizim köyden başka 10 kadar köyün yolu da çiftliğin ortasından geçerdi. O köpeklerden yalnız ben değil, orada geçen herkes korkardı. Boyunlarına tasmalar geçirilmiş dev gibi 3 köpek yatıp dururdu yolun kıyısında. Köye her gidişimde yola çıkmadan önce yemin ederdim. Melek Anam'ın ekmeğini o köpeklere yedirmeyeceğim diye. Yemin ederdim ama yol boyunca da onların korkusunu çekerdim. Kocaman gövdeleriyle gözümün önüne geldikçe hem korkum hem öfkem artardı. Onları taşa gömmek gelirdi içimden ama gücümün yetmeyeceğini de bilirdim. Zaten çiftliğin sahibi izin vermezdi ki buna. Kimse bir taş bile atamazdı korkusundan. Ne zaman havladıklarını duysalar hemen balkona çıkar, ''Hey, dokunmayın lan köpeklerimize!'' diye bağırırlardı. Bütün bunları bilmeme karşın yine de Melek Anam'ın ekmeğini o köpeklere yedirmeyeceğim diyerek kendimi koşullandıra koşullandıra çiftlik evinin önüne yaklaşırdım. Her yolculuğumda yolun ortasında yatıyor görürdüm onları. Ayaklarını germiş, dilleri bir karış dışarıda, soluya soluya yatarlardı. Arada bir kuyrukları yolun tozunu süpürmese ölmüş olduklarını düşüneceğim. Önce yolun solundaki kerpiç evlerin gölgesine yavaş yavaş sokulur, sonra da ayaklarımın ucuna basa basa duvara sürtüne sürtüne geçmeyi denerdim. Onlar ya çantamdaki ekmeğin kokusunu alır ya da ayak sesimi duyup kulaklarını diker, kızarmış gözleriyle bana uzun uzun bakarlardı. Bir yaprak gibi azıcık sallansam ya da karınca gibi devinsem hemen saldıracaklar. O an kan ter içinde kalır. Minik kalbimin küt küt vuran sesini duyardım. O anki umarsızlığım Melek Anam'ın yüreğimdeki sevgisini boğardı.
Ekmeği elim titreye titreye çantamdan çıkarıp önlerine atardım. Ekmeği görünce önce kuyruk sallarlardı ki bana, o anda salt beni değil, yıllarca ekmek yediği evi bile unuturlardı. Onlar önlerine attığım ekmekten bir parça kapabilmek için birbiriyle boğuşurlarken ben de ayak çabukluğumla ırar giderdim. Melek Hanım'ın köyüne yaklaştıkça çantamdaki ekmeğin yokluğu öyle kordu ki yüreğime, bazen ağladığım bile olurdu. Şimdi Melek Hanım'ın yanına varacağım. O her zamanki gibi bana sezdirmeden çantamı yoklayacak ve eli boş çıkacak yine. Bunu düşündükçe kendi korkaklığımdan kendim utanırdım. Korkaklığım en utanılacak yüz karasıydı benim için. Oysa bir öğretmenimiz vardı. Yaratılmışların en akıllısı derdi insanlar için. Ben korkaklığımı anımsadıkça, tüküreyim böyle akıllıya diyerek arsız arsız gülerdim. Melek Hanım'ın yanında en çok 2 gün kalırdım. Aslında o hiç istemezdi köye gelmemi. Tasmalı köpeklerin beni parçalayacağından korkardı hep. Köyden ayrılacağım an içini bir korku sarar, harman yerine dek beni savuştururdu. Elini öpüp ayrılacağımı anlayınca elimi bir süre avucunda bekletir, sonra da gözlerimin içine bakarak "Aman diyeyim, çiftliğin itleri sana çökerse sakın kaçma ha" diye sıkı sıkı tembih ederdi. Kalın dudakları bir şeyler daha söylemek istediğini belli ederdi ama söyleyemezdi nedense. Ben de çok merak ederdim bunu. Melek Hanım'ın köyüne son gelişimdi. Çoktandır sayrı yatağına düşmüş. Beni görünce bedenine dirilip geldi. Yine de bir bezginlik, dünyadan usanmışlık imi vardı yüzünde. 2 gün kaldım yanında. İlçeye dönmek üzere ayrılacağım an gelince sanki bir daha görüşemeyeceğimiz kalbine dolmuş gibi üzüldü. Sayrı yatağından kalkıp beni harman yerine değin getirdi yine. Biraz sonra elini öpüp ayrılacağım. Elim elinde bir süre bekleştik. Her zaman yaptığı gibi gözlerimin içine baktıktan sonra "Aman diyeyim, çiftliğin itleri çökerse sakın kaçma ha" diyerek belleğime yerleşmiş tembihini iğneledi. Bir şeyler daha söyleyecekmiş gibi dudağını salladı ama söylemedi. Başına bir şey gelirse ömür boyu merak edeceğim bunu. Bir gereksinimi, önemli bir isteği var da söyleyemiyor mu diye düşünüyorum. Bir an önce evine dönüp yatağına uzanmak istediği yüzünden belliydi. Yine de bir yargıç gibi sorguladım onu. "Kaçmayayım da ne yapayım?" dedim. "Kaçarsan daha beter saldırırlar, boğarlar seni" dedi. "Ne yapayım? Hadi sen söyle" dedim. "İtler sana çökünce sakın kaçma, olduğun yere otur" dedi. "Oturursam saldırmazlar mı, beni boğmazlar mı" dedim. "Yok yok, bir şeycik yapmazlar" dedi. Sonra da ekledi. "Sen oturunca onlar gelip seni koklar, sonra da üstüne işeyip giderler" dedi. "Üstüme işemek ha? Ölsem de itleri üstüme işletmem" dedim. Köpeklerin bir parça ekmeğe satıldığını bilmiyordu ki zavallı Melek Anacığım.